Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evliliği hiçbir genç bu dünyada tek başına çözememiştir. Farz olduğunu anladığın an birisini danışman seçmek zorundasın. Ne danışsın? Bir, benim adayım. Erkeksem kız adayım. Kızsam erkek adayım. Kaç paralık insan? Ne kadar Müslüman, ne kadar ideal. Bunları tespit etmem lazım. Şu iyi bir Müslüman. Rızık olarak da karnım doysun yeter diyor. Evlenilir biri bu. Karar vereceğim mi? Hayır. Şimdi görüşeceksin. Sakın tek başına kalma onunla. O zaman zehirli, hormonlu bir bitki bitirmiş olursun bahçende. Onun kardeşi, abisi, 7 yaşından büyük yeğeni, mümeyyiz bir çocuk gelsin, yanınızda otursun, sen de öbür tarafta otur. Selamun aleyküm hanımefendi. Artık ne diyeceksen. Aleyküm selam beyefendi. Dip dip gözüne bak. Utanmış numaraları yapıp önündeki telefonla falan oynama. Gözüne gözüne bak, omuzlarına bak, yanaklarına bak, gözlerinin içine bak. O da sana baksın. Saatlerce değil. Ben filanca yerden geldim, şu insanım, şöyle bir hayat yaşamak istiyorum, sizi de hayat ortağı yapmak istiyorum de. Ondan sonra bir daha görüşürüz değil mi? Görüşürüz. 2 gün, 3 gün geçsin. Ben sana sormuş olayım, ne oldu o görüşmeden diye. Öyle bileyim yani, işte görüştük. Sen onunla evlenemezsin, bitti. Ama ben seni öbür gün sorduğumda, vallahi hocam bilmiyorum ki annesi ne der filan. Mesele anlaşıldı. Tamam. O zaman iş istihareye kalır. İstiharede de gelinlik falan görmen gerekmez. Sünnete uygun 2 rekat namaz kılarsın. Rabbim bana yardım et. Yanlış bir iş yapmayayım. Ondan sonra aradan geçer 3 gün, bakarsın frekans sıkıntısı oluyor mu? Sakın gördükten bir hafta sonra asla nikahlanma. Vallahi çok güzel tanıtmıştı kendini. Aptal mı karşındaki? Ben aslında acıkınca adam yerim ama neyse, gel seninle evleneyim diyeceğini mi bekliyordun? Dolayısıyla tanıştıktan sonra şöyle bir 90 gün geçsin. Şimdi bakın gençler, şeytanın elindeki bizi yıkabileceği en büyük kozu karşı cinstir. Resmen, şer'an, şahitler huzurunda, ki bir evliliğin dışında kızla, erkekle bütün ilişkiler ölümcüldür. Şeytan bunun adına kızın hidayetine vesile olmak diye bir kılıf uydurabilir. Sakın inanma. Sapıtarak hidayete vesile olamazsın sen. Allah'ın şeriatı ateşe maşayla tutmak üzerine kuruludur. Nikah maşası kullanacaksın. Biz inşallah fakülte bitince evlenmeye karar verdik. Hayırlı mübarek olsun. Kaçıncı sınıftasınız? 1. 4 çarpı 365 kaç gün ediyor? Siz amfide şu kadar 1000 defa buluşacaksınız. Akşam yatağa yatınca hiç o aklına gelmeyecek. Ve 4 sene üzerine de harama bulaşmamış olarak evliyalar gibi bir düğün yapacaksın. Şeytan bu numarayı milyarlarca insana kazıkladı arkadaşlar. Ateşle oynanır da kızla erkekle oynanmaz. Evleneceğiz, karar verdik. Benimle mi evleneceksin, Sunta'yla mı diye soracaksın. Erkek mi arıyorsun, kız mı arıyorsun, avize mi arıyorsun? Bu sorunun cevabı düğün masrafını gösteriyor. Düğünü yaptık, hayırlı olsun arkadaşlar. Ne yapacağız? Bileceğiz ki Allah beni imtihan etmek için yaratmıştı. İmtihan hep 50'ler düzeyindeydi. Ben nikahlanıncaya kadar. Evlilik o güne kadarki imtihanı 2'ye katlamak demek. Allah yardımcınız olsun. Hepinize bu imtihanda Allah'tan yardım diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.